Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 3 Kasım İstanbul yarışları için pazar günün güzel gününde karşınızdayım. Sizler de kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 8 koşulu bir İstanbul programı ile karşı karşıyayız arkadaşlar. Birinci koşudan itibaren dörtlü ganyanımız oynanabiliyor. Bazı arkadaşlar işte birinci dörtlü ganyanı oynamak istiyor. Haliyle haklılar en azından. İnanın bu boş koşular dediğimiz koşular aslında dolu koşular. Muhakkak bir oyun var içinde. Aslında dörtlük ayağını deyip geçmemek lazım. Bayağı güzel ikramiyeler kazanılabiliyor. Bazı arkadaşlar misli oynanabiliyor. Ona göre değerlendirebilirsiniz. Ben dörtlük ayağın içinde söyleyeyim arkadaşlar. Dörtlük ayağın için bu birinci koşu şartlı 3. 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim koşusunda ben burada Cömert oğlu, 4 numara Cömert oğlu biraz daha önde tutuyorum. 2 numara Neşter ve 1 numara Duman oğlu yazarsak herhalde bu ayağa geçmiş oluruz arkadaşlar. Günün ikinci koşusunda yeni yedili plase ayağımız var. Hem de kısa vade 8 Fikret Çınar Yılmaz koşusunda 2 yaşlı İngiliz'in 1200 metrelik çim koşusunda ben burada artık 3'te 3 yapan gerçekten yakışıklı kahraman yani 2 numara Handsome Hero yine Halis Karataş ilerisinde ben yine kazanmasını bekliyorum bu Atalayların yani Kurtel Harası'ndan. 2 numara Handsome Hero banko olarak hem dörtlük ayağında da geçebilirsiniz. Hem yedili piyasayla bu sakın tek atabilirsiniz arkadaşlar. Geldik altılı ganyan ayağına. Maiden 2 yaşlı İngilizlerin 1300 metrelik çim koşusunda. Ben burada çimde çok çok farklı koşmasını bekledim. Gerçi bu safkan hem çim hem kum ayırt etmeyen koşacak bir orijini var. Ben 1 numara Barty Boy'dan bahsediyorum. Gökhan Kocakaya ilerisinde ben bu safkanın çok iyi hazırlıklarla bu yarışta iyi şanslı olacağına inanıyorum. 1 numara Barty Boy'u. 8 numara Time to Involve. Halis Karataş ilerisinde koşacak olan bu Atalay ekürüsü yani Kurtalay Harası bir yarış gördü. Güzel bir beşincilik elde etti. Bugün çok çok etkili bir yarış bekliyorum. Ben 8 numara Time to Involve'den. 5 numara SS Balcı. Özcan Yıldırım ilerisinde koşacak olan bu safkan iki yarış koştu. Güzel bir üçüncülük ve dördüncülükten sonra bir 28 gün gibi bir ara vermiş olması yani yarış galoplara da hazırlıklara çok iyi bir dönem geçirdi. İyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bu 5 numara SS Balcı arkadaşlar. Muhakkak yazalım arkadaşlar. Atlamayalım. Özcan Yıldırım da var üzerinde. 7 numara Oğlum Kürşat. Aman arkadaşlar bu yarın bu safkanı kesinlikle atlamayın. Bence yarının bombasını yapacak bir safkan bu. Üzerinde bombacı ilk soyadlar. Artık bombacı mülayim oldu kardeşimiz. Ama gerçekten bu safkanı ihmal etmeyin. İyi bir safkan. Bence geleceği parlak bir safkan arkadaşlar. Yedim oğlum Kürşat'ı yazarsak bu aya ben size 4 safkan olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani 1 numara Barty Boy, 8 numara Time to Involve, 5 numara SS Balcı ve 7 numara oğlum Kürşat olacak arkadaşlar. Geldik günün ikinci ayağına. Şartlı 4, 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metrelik sentrik koşusunda bu gruptan çok 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 bayağı çok bir farklı olan artık bence tek rakibinin kendisi olan 2 numara Rubuko bu yarışı artık sırtını alıp gelmesi lazım. Bu grubu hani güle oynaya geçmesi lazım. Ve ben banko olarak öneriyorum artık. Yani geçilirse artık tamamen bu safkana bağlı bir kaynaktan olacak. Çünkü baktığınız zaman yani performansına, çalışmalarına yani çok çok farklı bu safkan. Zaten handikap puanından da anlayacağınız gibi açık yarış koşmuş bir safkan bu. İşte böyle bir grupta koşuyor. Artık bu grubu da yemesi lazım, geçmesi lazım arkadaşlar. Yani geçilirse de artık yani ya artık gideceğiz, yarışı bırakacağız ya başka bir şeyler yapacağız. Balık alacağız yani. Alacağız Misina'yı. O denli bir safkan yani. İki numara Rubuko, günün kalesi arkadaşlar. Geldik günün üçüncü ayına. Grup 3 Vali İstanbul koşusu. İstanbul Vali koşusu. 4 ve yukarı Arapların 2400 metrelik çim koşusunda. Ben burada sizlere İlk safkan olarak oldukça formda olan 3 numara Sement gruptan biraz daha farklı olduğu için yani normal şartlarda kazanmasını bekliyorum. Alternatif banko olarak sizlere öneriyorum arkadaşlar. Üzerinde de Halis Karataş var. Halis Karataş zaten Ankara'da büyük yarışları da kaptı. Hem kendi atıyla da kaptı. Bugün çok moralli zaten Halis Karataş. Bugün Sement'te de bu Vali Kupası'nı almaya en büyük adaylardan birisi olacak arkadaşlar. O yüzden eğer tek atmak isteyen arkadaşlar varsa 3 numara Sement bence alternatif rahat bir bankolardan birisi olabilir. Olması gerekiyor zaten normal şartlarda. Ama ben buraya at arayacağım, rakip arıyorum,
sürprize gidiyorum. Yani yıkmak istiyorum diyen arkadaşlara da 5 numara Yetim Ahmet. Bakmayın son iki yarışı biraz kötü gibi görünse de bu yarışta daha farklı koşmasını bekliyorum. 2 numara Ertemiz. Kocakaya zaten o da formda. Ve çok sürprize de artık hep 63 kilolarla koşan, bu sefer en sonunda aynı kiloları bulan 1 numara Akar Necat'ı yazarsak herhalde büyük ihtimalle bu ayağa geçeriz arkadaşlar. Arkadaşlar eğer çok yeriniz varsa, imkanınız varsa bu 8 numara Şahin Semih'i de ilave edebilirsiniz. Ben kuponlar için 3-5-2-1 önerdim ama ekstradan eğer yeriniz, imkanınız varsa bu 8 numara Şahin Semih'i yazalım. Hüseyin Şimşek İzmir'den bu yarış için bu safkana gidiyor. Bu safkana çünkü uyumu iyi. Ama etkili bir yarış koşup günün bombasını da patlatabilir. Dikkat edin bu 8 numara Şahin Semih'ten arkadaşlar. Geldik günün 4. ayına arkadaşlar. Grup 3 dişilere ait Hazım Rıza Gözlükçü koşusunda 3 yaşlı Arapların 1400 metrelik çim koşusunda bu grupta iyi bir performansa sahip. Yani bu grubu da geçmesini bekledim. Zaten aynı grupta defalarca geçti. Yine favorisi 2 numara Aynişan olacak Halis Karataş idaresinde. Bu Kuruş Ağa'nın güzel tayı. Ben geçen yarışta biraz hatadan kaybeden 5 numara Gurbet Ateşi de zaten sürekli bir yanına birisini geçirtiyor. Birine geçiriyor sürekli. Bu sefer belki Ahmet Çelik güzel idare ederse bugün birinciliği alabilir. Yani alması da zaten büyük ihtimallerden birisi. Çünkü Safkan gerçekten çok formda, iyi gruplarda koşuyor hep sürekli. Yani bu sefer bence çok daha etkili koşmasını bekliyorum. 5 numara Gurbet Ateşi. Ve son olarak da 1 numara Ailiz'de yazarsak bu aya bence garantiye alınmış oluruz. Yani kısaca burası 2 numara Aynişan, 5 numara Gurbet Ateşi ve 1 numara Ailiz olacak arkadaşlar. Geldik günün 7. koşusu altılının 5. ayağına. Handikap 16, 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik sentetik koşusunda oldukça formda olan, son iki yarışını kazanan 5 numara Hakkak Burak Averbak idaresinde bugün kazanmasını bekliyorum. Alternatif diğer bir banko adayım bu 5 numara Hakkak olacak arkadaşlar. Eğer bankodan yana, bu ayaktan yana kullanmak isteyenlere bence 5 numara Hakkak ideal bir banko adayıdır arkadaşlar. Değerlendirmekte fayda var. Gayet formda, çok formda. Bir de 50 kilo gibi bomboş kilosuyla koşması ayrı bir avantaj bu safkan için. Ama ben bu ayakta da rakip istiyorum diyen arkadaşlara da 2 numara Bağlam, Ahmet Çelik de bayağı şanslı. 3 numara Muhsin, Mehmet Kaya arasında aile adlarından birisi. Aradığı birinciliği burada da bulabilir. 4 numaralı Güldür Güldür oldukça formda, son yarışında kazandı Kocakaya'da üzerinde. Ve son olarak da 7 numara Neşet'imi yazarlarsa bu ayağı artık kapatmış gibi bir şey olacaklar. Yani kısaca 5 numara Hakkak, 2 numara Bağlam, 3 numara Muhsin, 4 numara Güldür Güldür ve 7 numara Neşet'im bu ayağın safkanları arkadaşlar. Geldik günün son koşusuna. Şartlı 4, 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metrelik çim koşusunda ben burada ilk safkan olarak son iki yarışını üst üste kazanan bu 12 numara World Fast Ahmet Çelik arasında ben çok çok şanslı görüyorum. Bugün de yine etkili bir yarış koşup yine kazanabilir. Seriye devam edebilir. Çok formda bu safkan. Kesinlikle ihmal etmeyin. 12 numara World Fast benim size önereceğim ilk safkan arkadaşlar. 6 numara Winchester. 3 ay gibi ara vermiş olsa da çok ciddi hazırlıkları, iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Zaten grubun iyi isimlerinden birisi. Bugün dinçlik yarışı yapıp çok istediği birinciliği kavuşabilir. O yüzden ihmal etmiyorum arkadaşlar. 6 numara Winchester kalite bir safkandır. Üzerinde de Müslüm Çelik varsa bu safkanda bir şeyler var demektir. Yazmakta fayda var. Hatta yazmamak etmeyelim arkadaşlar. 8 numara King Mesh. Gökhan Kocakaya idaresinde koşacak olan bu güzel tay. Son iki yarışında güzel bir performans elde etti. Bir ikincilik, bir dördüncülük. Bugün daha da etkili yarış koşmasını bekliyorum. 8 numara King Mesh'den. Ve son olarak da size önereceğim safkan 2 numaralı Long Star olacak. Özen Yıldırım idaresinde koşacak olan bu Luxor'un güzel tayı. İstikrarlı bir grafik çiziyor arkadaşlar. İyi formunda var. Son 3 yarışında birincilik, üçüncülük ve üçüncülükle ayrılan bu safkan iyi hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Bugün etkili bir yarış daha koşması bekliyorum. Özcan Yıldırım arasındaki 2 numara Longstar bir Luxor tayıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Luxorlar Çin farklı bir tayıdır. Gerçi İstanbul'da sentetikli de Luxorlar farklı koşuyor. O yüzden kesinlikle atlamayalım 2 numara Longstar'da. Yani kısaca bu ayağı ben 12 numara World Fast
6 numaralı Winchester, 8 numaralı King Marsh ve 2 numaralı Long Star olacak arkadaşlar. Arkadaşlar benim bugünkü yorumlarım bu kadar. Eğer bugün akşamdan şu anda saat tam 2'ye 5 var ve 7. koşu Brady's Cup'ta 7. koşu atlar piste çıktı. Bu şekilde ben sizlere eğer faydalı olabiliyorsam ben size sürekli yapmak istiyorum. 3 dakikalık 2 dakikalık videolarla en azından fotoğraf çekiyorum. Hem oranları yazıyorum altına da artık benim o anki görüşlerim çünkü yani onunla göre değerlendirebilirsiniz. Oyun kurabilirsiniz arkadaşlar. En azından bugün hani şu anda koşan Bredeskop'ta ben 9 koşulu olduğu için 9 koşunun birden oranlarına bakıp kendi tanıdığım safkanları altında veya oranlara göre bir altılık şeyi de çıkardım, şablonu da çıkardım. Bazı arkadaşlar şablonu istedi ve altını zaten çizgi çizdim. Altındaki zaten benim altılı için görüşlerim. Birinci altıda pek tek gibi çıkmadı. Sadece tek adaylarım çıktı ama o şekilde hepsini yazan varsa altıda tuttular. Bayağı altılı iyi bir para verdi gibime geliyor. Çünkü yorum yaparken pek ben dikkat etmedim. Bu yurt dışı yarışlarında ikramiye kaç para verdi? Çünkü şu anda altılı ilk altılı bitti. Zaten 7. koşu atlar starta girmek üzere. Eğer tutabildiyseniz ne mutlu bana. Ama ikinci altılı için de zaten bir tane şu anda koşacak olan ayakta 4 numara tekti. Ondan sonra zaten 3 at vardı. Sonra da 5-6 at ne vermiştim. Zaten o öbür ayakta koşacak olan 3 atın da dışına çıkacağı yok. Bayağı bir farklı bir safkanlar. Buradaki 4 gelirse büyük ihtimalle o 6'da tutmuş olacak. Eğer bu şekilde faydalı olabiliyorsam arkadaşlar yorumlarınızı yazın. Ben size yurt dışı yarışlarına en azından bu şekilde de yardımcı olabilirim. Eğer fazla yerde kaplamayacak. En azından ben fotoğraflarını çekiyorum. Çünkü o an yorumlarını yapamıyorum. En azından fotoğrafını çeker. Altına tuttuğum safkanları ilavesini yaparım. Veya o anki oranlara göre bir şeyler yapabilirim. Ona göre siz bir yorumunuzu yazarsanız ben de ona göre hareket edeyim arkadaşlar. Arkadaşlar benim yorumlar bu kadar. Abone olmak isteyen arkadaşlar da beklerim. Kanalım ücretsizdir arkadaşlar. Yorumlarınızı tekrar bekliyorum. Bol kazançlar dileğiyle. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.